gündemleri. Şimdi bir telefon bağlantısıyla başlayalım. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkolu telefon hattımızda. Sayın Tanrıkolu, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Sayın Tanrıkolu, bu durumu aslında iki boyutuyla size sormak istiyorum. Birincisi, siz hem 90'lı yıllarda bölgede yaşamış bir hukukçu olarak 90'lı yılların olağanüstü o hal dönemini iyi bilen bir hukukçusunuz. Bunu soracağım. Öncelikle diğer tarafında da muhalefet olarak bu karara nasıl tepki göstereceksiniz, ne yapacaksınız onu soracağım. Ama öncelikle 90'lı yıllarla başlamak istiyorum. O hal, dediğim gibi, Kürtlerin bölgede yabancı olmadığı bir uygulama ama Türkiye geneline ilk defa böyle bir karar alındı. Nasıl yorumluyorsunuz bu kararı? Öncelikle biraz önce sözcümüz genel kurulda konuşma yaptı ve evet, olağanüstü hal yasasına onay vermediğimizi, kabul etmediğimizi ifade etti. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra en geç bir saat içinde oylama olacak ve biz olağanüstü hal yasasına hayır oyu vereceğiz. Bunun bilinmesi lazım. Evet. Şimdi evet, ayın 15'inde bir darbe girişimi oldu. Ama işte bütün Türkiye'de yurttaşlarımızın, muhalefet partilerinin, medyanın karşı koyuşuyla boşa çıkarıldı. Boşa çıkarttan sonra darbeci hükümetlerin yaptığı bir yönetim şeklini Türkiye'ye dayatmak başka bir darbeci anlayıştır. Başka bir darbeci zihniyettir. Biz buna evet demeyiz, evet demeyeceğiz de zaten. Darbelerin olmaması için, darbeci zihniyetlerin olmaması için olması gereken darbeciden yaptığı yöntemleri uygulamak değil. Tam aksine demokrasiyi derinleştirecek, eksisi hale getirecek, kutuplaşmayı azaltacak, çatışma noktalarını bitirecek, barışı, toplumsal barışı hakim kılacak bir iklimi hakim kılmaktır. Darbenin zemini ancak böyle ortadan kaldırabilirsiniz. Yeni bir darbeci zihniyetle olan sual ilan ederek, temel hak ve özgürlükleri askıya alarak, yargı yollarını kapatarak değil. Olağanüstü halin ne anlama geldiğini 1980'den 2002 yılına kadar çok iyi biliyoruz bölgede nelerin yaşandığını. Şimdi işte bugün itibariyle hükümet Avrupa Konseyi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülükleri askıya aldığını ifade etti. Evet. Bunun anlamı şudur. Gözaltına alınan herkes artık 4 gün değil daha fazla süreyle gözaltına kalabilecek. Avukat yardımından faydalanan avukat yardımı olmayabilecek. Adil yargılama haklarından mahkemeye yararlanmayabilecek, özel yaşamına müdahale açık hale gelecek, seyahat özgürlüğü kısıtlanabilecek, düşünce, ifade, toplanma, örgütlenme özgürlükleri askıya alınabilecek. Bütün bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarımız şu anda askıya alınmış durumda ve 81 ilin valisine işte 1000'e yakın kaymakama, 700-800 kaymakama da bulundukları yerlerde herkes bakımından neredeyse nefes alışımıza kadar müdahale edebilecek yetkiler tanındı ve bunun yargı denetimi yok. Bu darbeyle mücadele değil, yeni bir darbe anlayışını bütün Türkiye'ye hakim kılmaktır. O nedenle bunu kabul etmek mümkün değil. Evet. Darbenin boşa çıkarılmasındaki en büyük etken muhalefetin bir bütün olarak darbeci zihniyete ve darbeci girişime karşı çıkmış olmasıdır. Bütün muhalefet partileri, CHP dahil olmak üzere, darbeye karşı her türlü işbirliğini parlamentoya yapmaya açık. Parlamento açık kalsın, hangi yasa varsa, hangi şey varsa hukuka, insan haklarına saygılı beraber çıkartalım. Ama parlamentoyu devre dışı bırakacaksınız, kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yöneteceksiniz. Buna karşı Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu kapalı kalacak ve biz darbeyle ve darbeciyle mücadele ediyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Evet. Darbeyle ve darbecilerle mücadele etmenin yolu yeni darbe yasalarını, olağanüstü hal yasalarını yürürlüğe sokmak değil, demokrasiyi içselleştirmek, derinleştirmek ve ekstrale getirmektir. Bunu yapmalıyız ama hükümet maalesef ikinci yolu tercih etti. Sayın Tanrıkolu, bir şey daha soracağım. Şimdi bu 2002'de kaldırılan o hal durumu için sizin önemli çalışmalarınız olmuştu. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili. Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı bugün bir açıklama yaptı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alınabilir dedi. Şimdi bu durumda bu çok önemli bir açıklama aslında. Bunun olması durumunda bizi önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Türkiye'yi bu OHAL, çünkü genel bir durumdan, bir uygulamadan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor Türkiye'yi? Şunu ifade edeyim. Yani hükümet bu darbe girişimini fırsat bilip, Cumhurbaşkanı deyimiyle Allah'ın lütfu olarak görüp,
bütün muhalefet odaklarını sindirmeye, baskı altında tutmaya ve muhalefet yapamaz hale getirmek istiyor. Ama bunu da boşa çıkartacak güçteyiz. Hükümetin bugüne kadar izlediği politikalarla darbeci anlayışı beslediği, içine aldığı, güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. Kendi siyasal sorumluluğunu kabul edip muhalefetin uyarılarını dinleyeceğine şimdi temel hak ve özgürlükleri askıya alarak bir yöntem belirlemeye çalışıyor. Bu son derece yanlıştır. Bunun yanlışlarını 80'den sonra bütün Türkiye yaşadı, bütün bölge yaşadı. Acı bir şekilde yaşadı ve ne hale geldiğimizi gördük. Dolayısıyla bu yanlışla ısrar etmenin bir alemi yok. Yani sonuçta biz bu parlamentoya gerçekten de çok uyardık kendilerini. Ama hiçbir uyarımızı kabul etmediler ve sonuçta işte bombalar meclisin çatısına atıldı. Uyarmıştık kendilerini. Tekrar uyarıyoruz. Yani gittikleri yol demokratikleşme yolu değil, demokrasi yolu değil, darbeci zihniyeti arındırma yolu değil. Yeni darbelere zemin hazırlayacak bir mantıkla ve anlayışla hareket ediyorlar. Son derece yanlış. Başka çatışma noktalarını da hazırlıyorlar. Ama biz aklı selim ve sağduyulu olarak bunlara karşı çıkmaya ve toplumu topyekun bir demokrasi cephesinde buluşturmaya çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Sayın Tanrı... Öyle de pazar günü İstanbul'da bir demokrasi, darbeye karşı demokrasi buluşması yapacağız. Evet. Sayın Tanrıkoğlu, çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Selam ve sevgiler sunuyorum bütün hemşehrilerime.